Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeleriyle başlayalım. İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda bugün önemli görüşmeler yaptı Erdoğan. Önce Hamas liderini, ardından da Mısır Dışişleri Bakanı'na kabul etti. Peki o görüşmelerde neler konuşuldu? Detayları muhabirimiz Alihan Tok anlatacak bizlere. Alihan, hoş geldin bir kez daha. Görüşme sonlandı mı? Neler olup bitiyor? Nedir detaylar? Ve ikili açıklama bekleniyor mu görüşmelerin ardından? Evet Nur Köşker, o görüşme sonlandı. Yaklaşık bir saat sürdü. Zaten bugün İstanbul'da çok yoğun bir Gazze diplomasisi vardı. İlk önce buraya, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü yaklaşık 2,5 saat. Daha sonra hemen sonrasında da Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri buraya geldi. Kendisi de bir saat bir görüşme gerçekleştirdi burada ve görüşme sonrasında da yazılı bir açıklama yapıldı. Hemen o yazılı açıklamadan bahsedelim sizlere. Görüşmede Türkiye ve Mısır ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili gelişmeler ile küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları sürdükçe gerilimin ve çatışmaların bölgeye yayılma riskinin bulunduğunu söyledi. Aslında bu açıklamalar öğlen Hakan Fidan'la, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la yapılan görüşmelerde de ifade edilmişti. Hakan Fidan, eğer ki bölgede o istikrar sağlanmazsa, o çatışmalar devam ederse Orta Doğu'daki ve oraya yakın bütün ülkelerdeki gerilim aynı şekilde devam eder. Her ülke ondan etkilenir. Kimsenin o olayların dışında kalma lüksü yok demişti. İşte aynı ifadeler burada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerinde de var. Yani İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları sürdükçe gerilimin ve çatışmaların bölgeye yayılma riskinin bulunduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan aynı zamanda bölgenin tamamının çatışma sarmalı içine düşmemesi için İsrail-İran gerginliğinin azaltılmasının önemli, bunun için İslam ülkelerinin birlikte çalışmasının ise elzem olduğunu ifade etti. Bölgede kalıcı çözüm için sağduyulu hareketin, stratejik aklın kullanılmasının hayati önemde olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki İsrail zulmünün son bulması için de özellikle acil kalıcı ateşkesin tesisinin ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşımının gerekli olduğunu belirtti. Aslında bu da çok önemli bir nokta, çünkü oraya yardımlar Refah sınır kapısından yapılıyor ve dolayısıyla da aslında Mısır'a da bu konuda büyük sorumluluklar düşüyor. Bölgeye giden yardımlar Refah sınır kapısında Mısır denetiminden Gazze'ye ulaşıyor ve aslında ilk başta İsmail Haniye ile yapılan görüşmede de bu konuyu ele alınmıştı. İnsani yardımların kesintisiz ve etkin bir şekilde bölgedeki mağdurlara, Gazelilere ulaştırılması gerektiğini vurgulamıştı Erdoğan. Bu görüşmede de Mısır'a bu mesaj verildi. O yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşımının gerekli olduğunu belirtti. Görüşmede kimler vardı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan eşlik etti. Çok kritik bir toplantıydı. Zaten öğle saatlerinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmüştü. Dışişleri Bakanı Samih Şükrü, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükrü öğle saatlerinde Hakan Fidan'la görüştü. Daha sonra hemen sonrasında buraya, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi. Burada da zaten İsmail Haniye ile bir görüşme gerçekleştiriyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan. 2,5 saatlik görüşmenin ardından özellikle Gazze ve Filistin topraklarına İsrail'in saldırıları ve bölgeye ulaştırılması gereken insani yardımlar, acil ve kalıcı ateşkes ele alındı. İşte bu mesajlar Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükrü ile yapılan görüşmede de vurgulandı. Acil ve kalıcı bir çözüm, acil ve kalıcı bir ateşkes bölgede çok gerekli olduğunu vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şunu da söyleyelim tekraren, yapılan yazılı açıklamayla ilgili. Türkiye ve Mısır ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili gelişmeler ile küresel ve bölgesel konular ele alındı.
tabii ki aslında Filistin'de yaşananlar hem küresel boyutta hem de bölgesel boyutta çok büyük etkileşim içinde olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları sürdükçe gerilimin ve çatışmaların bölgeye yayılma riskinin bulunduğunu söyledi. Bu aslında Mısır'a da bir uyarı, aynı zamanda bölgede tansiyonun düşürülmesi ve Gazze'lilerin acil ve kalıcı bir ateşkesle insani yardımlara bir an önce ulaşabilmesi için verilen mesajlardı. Bizler burada gelişmeleri takip ettik ve size aktardık. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden sözü tekrar merkeze bırakalım.